ve yılın beklenen projesi Bir Şehir Üçüncü Etap karşınızda. Bölgenin yatay mimariye sahip olan ilk projelerinden olması özelliğiyle ev sahibi olmak isteyenler için daha sağlıklı bir yaşam tarzı sunuyor. 5 blok, 100 konut ve ticari alanlardan oluşan projemizde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak ayrıcalıklar sizleri bekliyor. Her daireye özel otopark, 7/24 özel güvenlik, Bay Bayan Mescid, açık ve kapalı çocuk oyun alanı, kamelya ve yürüyüş parkuru, kadın ve erkeklere özel spor salonu, site içi kafeterya. Siz de hayatınızı kolaylaştıracak ayrıcalıklara sahip olan bu projeyle ev sahibi olmak için bizimle iletişime geçin. Bir Yapı 444-9216 biryapı.com.tr. Geniş ve son model araç filosuyla bölgesinden indir. As Ufuk Oto Araç Kiralama. İrtibat numaramız 0262 641 0284. www.asufukotomotiv.com.tr. Akşamlar Hedef TV seyircileri, yine uzun bir aradan sonra tabii farklı bir günde yine ekranlar başında sizlerle beraber olduk. Bugün konuğumuz yine ağır bir konuğumuz var. Bugün konuk genelde yerel siyaseti konuşacağız. Tabii ki devamında Türkiye sohbet neyi geliştirdikçe onu görüşeceğiz. Bugün konuğumuz Çayırova ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi Salih Işık. Yüksek Mimar Salih Işık. Sevgili mimarım, hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Evet sevgili seyirciler, bugün Çayırova yereli konuşacağız. Tabii devamında Kocaeli önümüze ne gelirse onu konuşacağız. Sorularda vatandaşlardan, sevgili konuklarımızdan gelen Facebook'tan gerek YouTube'dan bizi takip eden bütün seyircilerimize bugünkü sohbetimizi geniş bir şekilde açacağız. Evet sevgili Salih Bey, sevgili Belediye Meclisi'yim. Sizi önce Sayın Salih Işık, tanıyanlar zaten ekranda gördüğünde gülümsemeleri hissediyorum. Ama Salih Işık kimdir? Önce sizin ağzınızdan dinleyelim. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için sevgili Cihan Başkanım teşekkür ederim. Uzun bir ara oldu buraya gelmeyeli. Bu noktada tekrar hatırlatmak adına hem bildiklerimizi hem de bulunduğumuz bölge için yaptığımız çalışmaları en azından anlatmak adına duygularımda tercüman olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Evet, Ardahanlı bir ailenin çok eskilerden, 1960'lı yıllardan beri bu bölgede yaşayan bir ailenin bir ferdi olarak burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarında başlayan bir siyaset sahnesinden sonra daha sonra Mimarlık Fakültesini kazanmamızla birlikte bir dönem ara boştuk. Ondan sonra geldikten sonra gençlik kolları, ilçe yönetim, il yönetim, işte partinin her türlü bir takım kademelerinde görev alarak bir noktaya kadar kendimizi faydalı noktasında olabileceğimiz yerlerde faydalı olmaya çalıştık. Bu arada tabii ki mesleki faaliyetlerimiz, örgütsel faaliyetlerimiz son derecede devam etti haliyle. Yıllarca örgütsel bir çalışmaların içerisinde Mimarlar Odası'nda, yönetimlerde, il sekreterliğinde, hatta bir dönem burada şube başkanlığında da bir dönem Mimarlar Odası başkanlığı yaparak toplum bakımından faydalı çalışmalarda bulunmaya gayret ettik. Bu noktada kendimizi tanıtabildiğimiz, bölgemiz için katkı koyabileceğimiz her yerde de, her platformda da mutlaka
kendi varlığımızda, bilgi birikimimize katkı koymaya çalıştık. Ticaret odasına kayıtlı bir üye olarak yaklaşık 25 yılı geçen de bir mimarlık proje, işte bu danışmanlık, süpervizyonluk anlamındaki çalışmalarla birlikte son sürat devam ediyoruz haliyle. Bu dönemde biliyorsunuz siyaset sahnesi Türkiye'de üst düzey noktasında yerel dönemlerde bir hareketlilik başladı. Bu hareketlilik yapıldığı noktada da bizler de elimizden geldiği kadar yaptığımız çalışmaları faydalı alanlarda, yetersiz kaldığımız noktada daha bölgemizin katma değeri daha yüksek olması açısından ne kadar katkı verebiliriz mantığındaki çalışmalarımızı birazdan eğer sorular ışığında da bizler de anlatmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Sevgili Müslüman, bu arada bizi kırmayıp bu seçim trafiği başlamış ortamda tekrar aramızda sizi görmek gerçekten çok güzel. Tabii uzun zaman beraber de aynı yönetim masasında da oturduk. Evet. Miraber meclislere de katıldık. Dolayısıyla sizi çok iyi tanıdığımı bildiğim için daha samimi olacağım, daha net sorular soracağım. Şöyle başlayalım. Önce Çayırova ilçesi olarak, Kocaeli Çayırova ilçesi, ben Kocaeli'nin Gülen şehrin ağlayan ilçesi olarak adlandırıyordum farkındaysanız, o zaman haberlerimize de çıkıyordu. Kocaeli hep sürekli gülen işaretle bir sınıf atladığını, itibarını sürekli yayıyor ama Çayırova bu Kocaeli'nin neresinde? Bize biraz Kocaeli'nin Çayırova ilçesini anlatın. Şöyle sevgili başkanım, yani burada bir dostane sohbet noktasındaki hem bildiklerimizi hem de olması gereken vizyonun hangi aşamada olduğunu ifade etmeye çalıştım. Şimdi Marmara bölgesi içerisinde İstanbul'dan başlayan Adapazarı'na kadar olan bölgede Kocaeli bir arada kalmışlığı yaşıyor. Ama yaşarken de hâlâ Gebze ve yanındaki de Çayırova'da doğal olarak bununla birlikte de bu arada kalmışlığı sıkıştığı yaşıyor. Yani biz her ne kadar Çayırovalıyız ama Çayırova'nın İstanbul'a mı daha yakın yoksa Kocaeli'ye mi daha yakın tartışmasını yıllardan beri yaşıyoruz halde. Bir arada kalmışlığını, bir boşlukta olduğunu farkındayız haliyle. Belki de siz de biliyorsunuz, Çayırova denizde ilçesi olmayan ender ilçelerden birisi. Hatta onunla ilgili bir takım senaryolar da vardı. O denize ulaşması bakımından Hünkarçayırı'nın gerçekten kendi adı altındaki bir yapının, bir ilçenin Hünkarçayırı'nın işte Gebze'de olması gibi bir handikapları da beraberinde yaşıyoruz açıkçası haliyle. O yüzden Çayırova gelişmekte olan çok ender ilçelerden birisidir halde. Türkiye'de özellikle arada kalmış bir sanayi yapısının içerisinde ciddi anlamda İstanbul'dan kültür metropol kenti olmasından dolayı kaçan sanayi Çayırova, Gebze, Adapazarı ekseninde sürekli gitmeye başladı halde. Doğal olarak da burada ne ortaya çıktı? Sürekli sanayi ile gelişen bir yapı. Ama adına şunu söyleyemiyoruz sevgili başkan. Yani Çayırova'yı nitelendirdiğimiz zaman bir kültür kenti mi? Bir turizm kenti mi? Bir sanayi kenti mi? Yani yaşanabilir kent olması için o dinamikleri ifade eden hangi yapı var dediğin zaman adını konumlandıramıyoruz. Böyle de bir handikapımız var. Niye? Kenti yönetenler burayı ne olarak adlandırıyor, hangi vizyonda adlandırıyor belli değil. İmar planlarına baktığımız zaman çok karma bir yapı içerisinde buranın imar planları var. Sanayisi var, yaklaşık 12-13 tane bu bölgeye organize sanayi bölgeleri var, küçük sanayileri var, bilişim sanayisi var, tarihsel şey var ama adına ne dediğin zaman, Kocaeli'yi ne adlandırdığın zaman her kafadan bir ses istiyor. Aslında bir sanayi yapısı bir kenti haliyle. Öyle bir sanayi kenti içerisinde bizler de kentli nüfusu oluşturmakta da ciddi anlamda handikaplarımız var. Şimdi yeni yeni, birazdan belki soracaksınız ama Akse Mahallesi gibi sonradan imara açılan, nitelikli yapılaşmaların olduğu bir bölgede daha beyaz yakalıların gelmesi en azından bir çıtayı daha yükselten noktasına geldi. Yani Çayırova'yı özetlemeye çalışırsak haliyle bu noktada gelişmekte olan, gelişen yüzüyle mutlaka level atlayacak ama atlaması için bir vizyon ortaya koyulması gerekiyor. Bir geniş bir perspektif ortaya koyulması gerekiyor. Bunun için de akil adamların noktasında yönetim tarzıyla
bu birinci derece, ikinci derece kademeli yöneticilerin de bu seviyede olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet Sayın Sarık Bey, Sayın Meclisciğim, teşekkür ederim. Evet Çayırova gerçekten konumu noktasıyla gerek haritadaki durumuna baktığımızda aslında çok güzel bir özelliği olan bir yer. Hatta ben bunu ilçe başkanı zamanında da anlandırıyordum. Kocaeli'de yani Doğu Anadolu'dan, Türkiye'den Anadolu kısmından geldiğinizde batıya açılan kapı. Çünkü Çayırova'dan sonra İstanbul. Artık İstanbul'un az bir ilerisi zaten Avrupa yakasına geçiş. Bu tarafa döndüğünüzde de İstanbul'dan doğuya geçiş kapısı aslında. Buna rağmen, konumuna rağmen birçok devlet olanaklarından gerçekten faydalanamamış bir ilçe görüyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi bizim de sürekli dile getirdiğimiz Kocaeli'de köy olmayan nadir ilçelerden. Gariptir, köy arazisinin üzerinde durup o arazinin köyün başka yere bağlı olduğu bir yer. Artı iki tarafı da bir tarafı E5'te bir tarafı E6 dediğimiz otobanla sıkıştırılmış bir coğrafik yapısı da var. Bakıyoruz aşağıda denizimiz yok, yukarıda köyümüz yok. Gökyüzünde bir Allah'tan yani gökyüzünü engelleyen bir proje bulamadılar. Hani güneşi kesemiyorlar. Buna rağmen Çayırova'da bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Siz Çayırova Belediye Meclisi olmadan önceki şöyle biraz ütopya yapalım. Hayalinizdeki, hayallendirdiğiniz, o şekillendirdiğiniz ben Çayırova Meclisi olacağım. Belediyenin tabii ki yapısı farklı ama sonuçta birlikte yönetmek noktasında, ilçe anlamında Çayırova istediğiniz noktada mı? Güzel bir soru. Bu soruya şu şekilde cevap vermeye çalışayım. Şimdi Çayırova tabii ki istediği bir noktada değil. Hala da o noktaya da gelmedi. Çayırova'ya Gebze merkezinden ulaşım noktasında handikaplarımız var. Bir. İki. Çayırova'nın yıllardan beri hastanesi yok. Tam teşekküllü hastanesi yok. İnsanlar hala kenti nüfus olmasının gerektirdiği bir takım koşulları sağlayabilmesi için, insanca yaşanabilmesi için en azından bu hasta haklarından ve yaşam sağlık alanından mutlaka maksimum derecede faydalanması gerekir. Faydalanıyor mu? Hayır. Şimdi bu noktada Çayırova'yı sadece bu yönüyle değil halde. Yani hem ekonomik yönden hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çayırova Belediyesi'nden giden özellikle sanayi ve yatırım ve vergilerin ışığındaki gelen yatırımlar karşılıyor mu? Yine hayır. Çünkü bu kadar sanayi tozun içerisinde, bu kadar egzoz kokusunun ve emisyonun içerisinde, hava kirliliğinin içerisinde bir bedeli bu Çayırova ödüyorsa bunun karşılığını da yine Çayırova alması gerekiyor. Yani bu noktada zafiyetlerimiz var. O yüzden bizim yatırımlarımızın daha faydalı noktasında gelebilmesi açısından Gebze Ticaret Odası başkanımız şu anda da, eski başkanımız şu anda da bizim Kocaeli Milletvekili Naiçiler'in yıllardan beri işte Gebze'nin mutlaka il olması, hatta il olurken de büyükşehirle il olmasını sözünü yine anımsatmak gerekiyor burada. O yüzden verdiklerin yanında aldıkları %50 bile değil. Bu noktada eğer buradaki insanlar bir bedel ödüyorsa, yaşamsal bir bedel ödüyorsa, bunun karşılığını da fazlasıyla almak zorunda. Almak zorunda. Şimdi o noktada değerlendirdiğimiz takdirde Çayırova'nın yatırımları yeter mi? Yetmez. Biz Çayırova'nın yatırımsal çok, bir takım planlamalardan çok, sosyal işçisi olan, belediye ile insanlar arasında köprü olabilecek sosyal projelerle, insana dokunan projelerle anılmak istiyoruz. Bu noktada sadece bir tane sosyal tesis yapmakla, bir tane sağlık ocağı yapmakla bu işler olmaz halinde. Dokunan projeleri, özellikle yönetim kadrosunun halk tabanında karşılığı olabilecek, mahalle bazında sürekli sorun gideren ve onun sorumlularını sürekli cevap verebilen noktasındaki bir yönetim anlayışıyla yönetilmesini istiyoruz. Özellikle bizim iddiamız buradan dolayı kaynaklanıyor. Şimdi tabii Çayırova konuşacağız bugün. Çayırova'da bazı biliyorsunuz yatırımlar konusunda geçmişten bir önceki belediye yönetiminden başlayarak o günden harcanan mı diyelim, boşa giden paralar mı diyelim, boşa giden projeler mi diyelim, vizyon projeleri diye adlandırılan bir önceki Şevki Başkan'ın da başlattığı ama devamında bilemem tabii başkanlar arasındaki ilişkide ne var. Ben hep devlette şu bir gerçektir. Devamlılık esastır. Başlayandan çok hani bu işin sonuçta getirilmesi gerekiyor sonucu. Çünkü amacın vatandaşla ilgili bir boyut olduğunu düşünürsek
neden bazı şeyler bitmediğini vatandaş sürekli her mecrada dile getiriyor. Biz de gerek sosyal medyada gerek haber kanallarında bunu yıllarca anlattık. Mesela ben size şöyle başlayalım. Hani Çayırova'nın girişinden başladık. E5'ten çıktık. Girdik Çayırova girişinden Kent Park. Devasa bir yapı. Daha öncesini bilenler için söylüyorum. Çayırova'nın girişi aslında Çayırova ve yeni mahallenin hemen hemen yeşil alanı diye adlandırılan bir alan var. Evet. Hani Çayırova'da sonuçta bir şehrin yaşamsal alanları da korunmak zorunda belediyecilik anlamda. Ama bir yeşil alan vardı. Hadi geçtik o yeşil alan kaldırıldı. Yerine dev bir beton yığını kondu. Tamam evet bugün baktığımızda yapıldıktan sonra konuşmuyoruz bunu. Yapıldıktan sonra çünkü yapılmış bir ortada bir miras mı diyeyim artık ne diyeyim miras mı kaldı belediye. Belediye herhalde ona miras olarak bakıyor. Çok amaçlandırmadan Kent Park olayına ne düşünün? En az özellikle Kent Park'ı konuşalım biraz. Çok da güzel bir konuya değindiniz. Şehirler meydanlarıyla alanlarıyla yeşil alanlarıyla anılır. Biz de burada yeşil alanları katletmek elimizden geleni yapıyordu. Sözde millet bahçeleriyle bunu tolere etmeye çalışıyorsan da bu yemez. Çayırova'nın ilk girişinde eskiden yeni mahalle Gebze'nin de ama biz Çayırova'nın uhdesine geçtikten sonra Çayırova'nın hemen girişinde Neşmettin Erbakan Kültür Merkezi ve hemen akabindeki sıralı dükkanlarımızı hepiniz biliyoruz halde. Ben önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi olduğum dönemde de bizim meclise geldi. Canlı örneği olarak anlatıyorum. Hemen Çayırova Belediyesi'nde, Belediye Meclisi'nde arkadaşlarla görüştüğümüzde bu projenin nedir? Neyi içeriyor anlamında? Bir de gelen önerilere baktığım zaman dediler ki burada bir Neşmettin Erbakan Kültür Merkezi yakında sıralı yola paralel biçimde dükkanlar olacak. Eyvah dedim. Eyvah dedim. Yani zaten Neşmettin Erbakan Kültür Merkezi, evet, konum itibariyle aslında doğru konumlanan bir yer değil. Hadi onu da geçtim, yapıldığı için artık onun itiraz noktasında bulunmayacağız. Ama onun etrafını sıralı dükkanlarla doldurmak, oradaki yeşil alanı, oradaki dokuyu tamamen katletmek adına gelir. Özellikle mecliste, o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Bey'e de ifade ettim, konuşma aldım. Dedim ki bu tamamen bir cinayettir. Buranın dükkanlarla doldurmak, yoğun şekilde yapmak, hem inşayı, kamu kaynaklarını kötü kullanmak, hem de bu noktada gereksiz bir yatırım, atıl vaziyeti haline gelir dedim. Başkanın dediği ne biliyor musun? Ya bu dönem böyle olsun, şevkidir, alışır. Ya bu işi alır, bu işi çocuk oynayacak mı? Yani milyon TL'lik yatırımlar, hala yarı aktif, yarı pasif noktasında rentable vaziyette kullanılması gereken o yatırımlar maalesef ölü yatırımlar içerisine döndü. Şimdi biraz evvel dediniz ya, devlette devamlılık esas. Tabii ki devlette devamlılık esas. Ne hikmetse bir önceki dönemde AK Parti, şimdi AK Parti, öncesi de AK Parti'ydi. Her gelen başkan bir önceki başkanın yaptıklarını tanımıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani orada eğer o yatırım yapılmışsa artık o yatırımın daha rentable, daha fonksiyonel o bölgeye kazandırılması için yatırım yapman gerekiyor. Biz geldiğimiz görev Çayırova Belediye Meclisi olduğumuzdan beri bunu da ifade ettik. Gittik işte grup sözcüğümüz Halis abi diğer meclis arkadaşlarımla birlikte o zaman siz de ilçe başkanı olduğunuz dönemde gittik videoları çektik. Oranın rezalet durumda atıl vaziyette olduğunu gördük. İfade ettik, meclise geldik, konuştuk. Dedik ki burayı aktif hale getirin. En azından bir tane bekçi koyun. Sokak lambaları, oradaki camlar ara ara yangınlar çıkarılıyor. Ve doğal olarak da oranın daha aktif hale gelmesi ciddi anlamda bir kamuoyu oluşturduk halini. Yani bu noktada kamuoyu oluşturmak hakkında bizler gereğini yaptık. Ha yeterli midir? Değildir ama kamuoyunun da bunun da arkasında durması gerekiyor. Şimdi daha yeni yeni aktif hale gelmeye başlıyor ve yatırımlar gereksiz bir yatırım içerisinde kamu kaynaklarının gereksiz kullanılmasına maalesef ön ayak oldular haliyle. Tam orayla ilgili bir şey soracağım. Sevgili Başkan, biz de o zaman da aslında biz bununla ilgili de bayağı kamu oluşturduk. Bir kamu zararı göz önünde. Bu gerçek. Bir kamu zararı var. Evet. Ama sanki bir savunma aracı olarak şey kullandı. Sayın Başkan, müteahhitten dolayı oluşan bir kamu zararının ve hatta
binada görüşüp gidip bakmıştık. Bir şey de göremedik ama bir ayrılma, bir betonla ilgili bir duvarda bir sıkıntı vardı. Bununla ilgili mahkemeye vereceğini söylemişti Sayın Belediye Başkanı. Sayın Belediye Başkanı bu işin sonunu neticelendirdi mi? Gerçekten müteahhitin burada bir hatası ve kamuya zarar verme noktası var mı müteahhitten dolayı? Burada şu, şu andaki mevcut yönetim bir önceki yönetimi karalamak elinden geleni yapıyor. Ben bunu anlıyorum. Niye anlıyorum? Çünkü Şevki Bey'i seversiniz sevmezsiniz. Bölge için ciddi anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden büyük yatırımları buraya kanalize etti mi? Etti haliyle. Bir kısmı olduğundan fazla, bir kısmı mübalalı, bir kısmı fazla, bir kısmı da zamansız yatırımlar haliyle. Her yatırımın hepsinin aynı anda bölgemize gelmesinin de bir gereği yok. Bu kademeli olarak gelecek, bir geçiş dönemidir haliyle. Ama şu andaki bir yönetim anlayışının, bir önceki yönetim anlayışının daha kötü yönetildiğini ispat etmek için ciddi anlamda bir yok sayan, onun çalışmaları tamamıyla kötüleyen, hiç sahip çıkmayan bir anlayış içerisinde bir yönetim tarzını gördük haliyle. Ta nereye kadar? Bu Kent Park'ta başlıyor, Uçak Park var. Yani o tarafa da geçeceğiz, evet. Çayırlar bir başına aslında böyle yıkıntılar şehrine dönmüş. Şimdi Uçak Park'a giderken Kent Meydanı atlamamak lazım. Efendim orada çelik blokların bulunduğu imar sorununu atlamamak lazım haliyle. Bunları işte Sazlıdere'den geçerken oranın sıkıntılarını anlatmadan geçmemek gerekiyor. Uçak Park'ı biz dedik ki bari Uçak Park çöplüğe döndü. Kapılarını kapatın da bari tozdan, pislikten, bötü böcekten arınmaya çalışın anlamında ifade ettik. Bilinçli herhalde kuş yuvası olsun diye bilinçli olarak atıl vaziyete gelmesi için o projenin daha kötü hale gelmesi için ciddi anlamda uğraş verdi bu yönetim. Şimdi ne oldu sonuçta? Şimdi bizim bu gayretlerimizi sürekli gündeme getirmemiz sonucunda ne amaca geldi? Seçim geliyor. Seçim geldiği zaman bizim bu söylemlerimizin havada kalması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bir tane park projesi yaptırdılar. Basit'ten, USEL'den. İşte biz burayı uçak park yaptık, kafe yaptık anlamında geçiştirmeye çalışacaklar. Yemezler. Bunu toplum karşısında bunun bedelini ödemek zorundalar. Uçak parkı geçeceğiz. Çok dediğiniz gibi sevgili Mürsiyem, yani yoldan başlıyoruz. Girişinden çıkışına kadar her şey var. Biz tabii daha girişten devam ediyoruz. Kent Park'taki peki bildiğim kadarıyla o zaman çok konuşuldu. Belediye zarar uğrattı, bir önceki yönetime bir sürü laf söylendi ama orada bir önceki başkanın da savunması vardı. Belediye ben yaptığım bir şeyler doğrusuyla yanlışıyla ama orada birçok iş yerini bırakarak belediyenin önümüzdeki dönem mali bütçesinin düzelmesinde bir sürü şey. Ben burada şunu halkın da merak ettiği, bu Kent Park'tan dolayı bir önceki başkanın yaptığı dükkanlar, kalan dükkanlar var, belediye hisseleri dediğimiz. Evet. Bu dükkanların son durumu nedir sevgili Salih abi? Şimdi sevgili başkanım, aslında proje kendini kurtaran, özüne baktığın zaman proje kendini kurtaran bir proje. Yani eskiden Gezde Belediyesi'nin bir tane Kent Meydanı bir parkı vardı. Orada o meydanı yaparken bir maliyet ama meydanın maliyetini kurtarmak için altında sıralı 12 tane dükkan vardır. Demir yolu gibi arada. Evet, evet. Daha sonradan üzerine bir kat daha atıldı. Yanlış oldu ama bunun amacı şuydu. Proje kendi finansmanını kendisi karşılayabilsin mantığındadır. Bu doğru mantıktır haliyle. Nedir? Burada en fazla bir arazinin rentable kullanılması, projenin de kendini kurtarılması için bunu halka bu şekilde yansıtma. Ama Kent Park'ta da aynı mantıkta yapıldı. Ama şans mı diyelim, yoksa projenin işte olduğundan fazla abartılı ve dükkan sayısının abartılı ve ulaşım bakımında dükkanlarla o bölgeyle entegre olabilecek ulaşım koordinasyonunu, insanları çekim merkezi olabilecek bir dükkan yapıları ortaya çıkmadığı için de insanlar tarafından o dükkanlar rağbet edilmedi. Aslında ben biliyorum ki, teknik adam olarak söylüyorum, oranın proje maliyeti dükkanların satışıyla aslında kendini kurtarabilen bir maliyettir. Bunun da fizibilitesini mutlaka yapmışlardır. Yani bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Ama gelişen süreç içerisinde inşaat maliyetinin ciddi anlamda artması, inşaat satışların süreç içerisinde istediğin fiyatları satamaması, işte satamasa ama
Sen cazip olacak bir dükkan yapısını atıyorum isim vermekte olur ama daha cazip noktasındaki çekim merkezi olacak bir markaları oraya getirdiğin takdirde oraya çekim merkezi noktasına getirsin. Dominant noktasına getirsin. Bunu bizim satış bir tekniğidir. Yani burada da profesyonel bir destek almaları gerekiyordu. Yoksa koskoca proje kendini kurtarır mı? Kurtardı. Şimdi ne yaptılar? Şimdi de dükkanları satıyorlar. Ucuz, pahalı. Hatta bize bile ihaleye girin alın diyorlar. Ya bizim ihale kovalamak, belediyenin kendi kaynaklarından yer almak bize mi düşer? Bir belediye meclisinin işi midir bu haliyle? Ama şunu da biliyoruz. Belediyenin fotoğrafçısının ailesi 3 tane dükkan almış. Bunu biliyoruz mesela. Bunu söylediğim zaman da öyle mi? Nasıldır? Anlamında böyle salağa yatan bir taktikle de uğraşıyoruz haliyle. Yani belediyenin fotoğrafçısını yapan kişinin babası orada 3 tane dükkan alıyor. Allah Allah. Yani belediye kaynaklarını, belediye çalışanları peşkeş çekmek için mi kuruldu ya? Yani belediye bu kamu kaynağıdır. Kamu kaynağını insanlar buradaki yaklaşık 120 bin kişinin kullanacağı şekilde doğru, rentable kullanmak zorundasın. Bunları da görüyor, bunları da dile getiriyor tabii ki. Hani biraz evvel diyeceksin, meclis içerisinde bunları hiç mi dile getirmiyor demez miyiz? Yani kavga ettiğimiz günler, meclisi boykot ettiğimiz günler, ondan sonra hakaret anlamındaki bir takım tartışmalarımız hep bunlardan dolayı kaynaklanıyor. Evet, o da ayrı bir, o da yine vatandaşların soruları arasında. Hakaret bölümünün ayrı bir, ben bugün bir saate sığdırıp bitirebilirsek iyi. Ama bu arada şunu gördüm, gerçek anlamda belki de ciddi anlamda hazırlanıp gelmişsiniz. Masanın üzeri evrak dolu. Hani mecliste bu kadar evrak var mı masada? Ben şuna çok dikkat ettim. Mecliste evrak göremiyorum. Yani meclis üyeleri önünde böyle yığınla evrak olması lazım. Ama şunu çok iyi biliyorum. Özellikle Halis Bey'e bir çantası var. O konusu olmuştu. Evet. Sürekli çantayla sahaya çıkıyor. Ciddi bir çantayı götürsene. Halis abi bir şeyin mahsur bırakacağını söylerdi. Halis abi dolu dolu geliyordu. Onu da hiç gözden kaçırmıyordu. Sevgili meclisyen. Şimdi Kent Parkı bir nebze şöyle dinlemiş olduk. Hani bütün her yerden bahsedelim. İkinci tura bakacağız. Kent Park'tan tam terse dönüp bağlantı yolundan Sazlıdere'ye geçelim. Cumhuriyet Mahallesi'ne. Ha, bir o mahalle bir mahalle yapalım. Çayrova'yı çok iyi biliyorsunuz siz de. Biz de sonuçta Çayrovalıyız. Sazlıdere dediğimiz Cumhuriyet Mahallesi'nin alt kesimi. Bir kısmının bizde, bir kısmının sınırlarını İstanbul'a dayandı. Bir kısmının da kimsenin bilmediği, nereye bağlı olduğunu bile bilmeyen yöneticilerin olduğu bir ilçe sınırındaki mahallemiz. Yani daha doğrusu mahallemiz sınırlar içinde. Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Sazlıdere'deki olay şu. O gün de tabii pandeminin başlangıç süreci. Tam biz o arada görevden, kongreden Salih abiler de meclise geldiler. Sanki böyle biz felaketler bir yılına direkt başlamış olduk. Sazlıdere bizim önümüze nasıl geldi derseniz Sazlıdere'de bir arazi meselesi var. Bir önceki zannedersem Şevki Bey'in zamanında başladı. Şevki Bey'in zamanında orayı kentsel dönüşüm adı altında riski bir kısmını yani. Riski bina yapıp, riski bina yaptıktan sonra da sanayi alana çevirip, bir kısmını da toplu katmanında çevirip böyle bir dönüşmeye uğrayan ama bizim oradaki sıkıntımız asıl o değil. Bizim sıkıntımız o bölge insanının kanaatlerini alarak o bölgede insanlar yaşıyor. Yaşarken doğal olarak onların kanaatlerini ve onların vicdanlarına göre hareket etmek gerekiyor. Aldığın kararları şeffaf olarak onlarla yorumlamak gerekiyor. Benim bölgede eğer bir bölgede riski alan ya da rezerv alan ya da kentsel dönüşüm gibi alanlar yapılacak da benim vatandaş olarak orada bilme hakkım var. Benim çocukluğum geçmiş, geçmişlerim, anılarım orada haliyle. Bir aidiyet duygusu içerisinde insanların bilgilenme hakkı var. Yani Şevki Bey'in zamanında oldu bittiye getirip kentsel dönüşüme uğrayan bir bölge Sazlıdere. Ama Sazlıdere kentsel bölgeye uğradıktan sonra da tamamıyla hiçbir yatırım almayan, bir çocuk oyun parkı bile, bir yeşil alan bile olmayan bir mağduriyet noktasını yaşayan bölge halinde. Yani gittik gördük, insanlar varyansın ediyor. Çocuklar büyüyor. Yani çocuklar o stabilize çamurlu dere yolları içerisinde zıplayarak tahterevalli zıplama tahtası gibi sürekli bir koşturma içerisinde giden bir süreç halinde. Yani çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor. Ne doğru diyor sağlık ocağı var, ne okul var,
ne yeşil alan var. Yaşama dair kendi nüfusun oluşmasıyla alakalı hiçbir şey yok. Gittiğimiz zaman yani işler arası bir durum halinde. Onların sesi olmak açısından mecliste olmadı, yetersiz kaldı. Özellikle gittik, büyükşehirde bunun mücadelesini verdik. Aslında büyükşehir meclisi bastı. Evet, 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 evet. İyi hatırladın. Ciddi önlemler aldı, emniyet genel müdürlüğü devreye girdi. Niye? O bölgenin kanayan yarasına parmak basmak adına o bölgeyle birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne gittik. Büyükşehir Belediyesi rica etti. Yani bölge insanı buraya taşımayın. Ne olur onların temsilcisi aklı başında kendileri ifade edecek olan bir temsilcilerle görüşmeden sonra makamında oradaki insanlar sorunlarını anlattı. Yani burada aracı olduk. Aracı olduk. İnsanların duygularına tercüman olduk. Bizim de amacımız bu zaten halde. Yani yaşayan bölgenin o bölgede bir sıkıntısı varsa sıkıntılarını ifade etmek için bizleri aracıyız zaten halinde. O noktada ne oldu süreç? Hemen akabinde bir ya da iki ay geçmeden o bölgeye birkaç yerde park yapıldı. Park bir haftada bitti. Evet. Evet. Çok ilginç, hiç yapılmayan. Park bir haftada bitti. Hiç kimseye sorulmadı bile. Bir anda park çıktı. Yani ne oluyor? Demek ki kamuoyu oluşmak gerekiyor. Örgütlü bir yapı. Oradaki insanlara eğer bilinçli şekilde yaklaşırken hakların ne olduğunu ne aşamaya kadar kendilerinin mücadele yapması gerektiğini anlattıktan sonra kendilerinden gelişti, spontane gelişti. Çok ondan sonra biz çok emek sarf etmedik haliyle. Geldi bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde park yapıldı. Yollar asfaltlanmaya başladı. En azından kentsel dönüşüm yapılan aşamasına kadar en azından biraz daha sağlıklı bir yapıda insanların yaşamasına olanak sağlandı. Biz ne yaptık? Bunları hiç olmazsa mecliste gündeme getirerek, ilgili idarelerde ifade ederek o bölge insanına biraz daha faydalı nokta olmasına geldik. Evet, aslında biz Kent Park'ta şunu da başardık. Cidden Kent Park'ta. Sazlı'da şunu başardık. Oradaki vatandaşları devletle buluşturduk. Direkt belediye başkanına ulaşmasını sağladık. Sağ olsun o gün aslında bir gerçek var. Hakkımızda falan var. Sonunda nereye döndü o da ayrı bir de. Başlangıç noktası Büyükşehir Belediye Başkanı'na ulaştık. Meclis basma olayı falan gerçek. Yani o dereceye kadar geldi ama Sayın Başkan makamında heyeti kabul etti de biz de o zaman tabii ilçe başkanıyız. Meclis üyelerimiz biz beraber bir ortak çalışma komisyonu oluşturmuştuk. Sazlıdere ekibinde neler yoktu? Biz orada neler yok, neler varla ilgili bir araştırma yaptık, yazdık. Başkanı davet ettik Sazlıdere. Sağ olsun başkan kırmadı, geldi. Şimdi iyi niyette gidiyoruz sonuna kadar. Başkan geldiğinde vatandaşları dinledi, biz anlattık. Ama şunu net söyleyelim, biz orada gerçekten siyasi bir arena oluşturmadık, siyasete de girmedik. Şunu da söyledik, bizim tek amacımız ilçemiz sınırları içinde yaşayan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, sosyal donatı alanlarının yapılması ve şu da bir gerçek, o gün o ilçede olan Kocaeli'de ikamet, yani genelde ileri olarak Kocaeli'ne bağlı, Kocaeli ilçesinde, Çayırova ilçesine bağlı ikametgah olmalarına rağmen İstanbul okullarına giden öğrenciler, çünkü İstanbul olanakları daha çok uzundu orada, yakındı, biz hiçbir şey sunmuyoruz. Sazlıdere'nin varlığını kabul etmeyen bir belediye yönetimi, ki vatandaşların dilinden direkt başkanın ağzı kendi yüzüne söylediler. Belediye başkanı şunu demiş net olarak, biz seçimden önce söylemiş, bu laf söylemişti. Biz burada iktidara geldiğimizde Sazlıdere'ye bir çivi bile çakmayacağız. Bunu söyleyen başkanın ifadesi ve bunu yerine karşısına direkt vatandaşların direkt başkana söylemleri var. Yani bu yüzden çift taraflı konuşulduğu için hani burada biz iftiradır, yalandır diye kimse söyleyemez. Sazlıdere'deki vatandaşlar başkanın yüzüne söyledi ve belediye başkanının yanındaki bütün heyet de bunu duydu. Evet, hizmet götüremeyen bir kısım olan Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı bu kısımda bu şekilde hizmet başladı. Sonrasında asıl konu olan orada 70'e yakın bir ev var. 70'e yakın gecekondu tarzında ve 30-40 yıldır orada oturan vatandaşlar da şu talep edildi. Burası riskli alan ilan edildiği için, hatta belediye bu işi sırtından atmak için bir önceki belediye başkanı olayı başlatıyor. Bir sonraki belediye başkanından mı bilemiyorum. Tam o süreç arada nasıl geçti? Çünkü ikisi de AKP bağlı belediyelerde, o gün dışarıya sızan bilgi yok. Şu söylendi. Şehircilik Bakanlığı'na riskli alan, işte bu alanın direkt devredilmiş olması ve olayın bu saat itibariyle Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüleceğini, muhatabın Şehircilik Bakanlığı olduğunu söyledi. Vatandaşlar da belediye başkanına haklı bir isyan olarak
Şehircilik Bakanlığı'nı biz anlamayız. Biz burada Çayırova'da sınırlarda yaşıyorsak sizi tanırız dediler. Lütfen aracı olun. Bizim mağduriyetimizi giderin dedi. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz derken tamam başkan kabul etti. Şehircilik Bakanlığı'na soracağım dedi. Ama şunu söyledi. Gelin dedi arazilerinizi hiçbir yıkım bedeli vermeden, bakın bunu net söylüyoruz. Bugünkü o durum çok farklı, anlatacağız. Hiçbir bedel vatandaşlardan alınmayarak orada oluşturulacak 60-70 konut civarında bir bina yapılacak. Herkes yerlerini bırakacak. Riskli alandan çıkıp çok yakında bir arazide oluşturulacak olan sosyal konutlarda yerleştirilecek. Ama belediyede şu söylendi. Ya bizden bir şey, sizden bir şey almayacağız. Bunun karşılığında karşılıksız evi yapıp size teslim edeceğiz. Bu konuda biraz böyle muallakta kaldı. Tabii bir şekilde başladı. Büyükşehir ne yaptı? Belli bir süre sonra orada konut başladı. Hatta kent şey mi yaptıydı? Belediyenin kent konut. Kent konut Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kent konut orada binayı dikti. Bu sefer baskılar farklı başladı. Büyükşehir baskı yapmaya başladı. Vatandaşa dedi ki şu kadar yıkım bedeli vereceksiniz. Yoksa binalarınızı teslim etmeyeceğiz. Bu sefer hatta birkaç kişiyi nasıl buldurabiliyor, hatta onlara nasıl verdi? Burası çok muallak. Orası o kişiler beraber ihanet ettikleri insanları ben bilemem. Orada bu kişilerin nakli sağlandı. Orada ev verildi. Yerler ellerinden alındı. Dolayısıyla bu baskı başladı. Biz sizin elinizden alacağız buraları. Ya buna razı olacaksınız ya bir bedel ödeyip bu binaları alacaksınız diye. Bu da bu şekilde son durumu bilmiyorum. Biz çünkü birkaç eylemde de buluştuk. Hatta farklı partiler de katıldı ama Büyükşehir'in burada büyük bir handikapı var. Söz verildiği gibi yapmadılar. Söz verdikleri gibi başlayıp başka bir şeye çevirdiler. Yine vatandaşın sırtına bile. Ya arkadaşlar devlet bu kadar hani bu şeye de benzedi. Deprem bölgesinde konutların bedava veren bir tarafa para alan daha çok şey kazandı. Onu da gördük. Bazen de isyan etmemek elde değil. Gerçekler su üstüne çıkmıyor. Orada belediye başkanının söylediği laf havada kaldı. Yapılan bina para karşılığı, belli bir miktar karşılığı oradaki vatandaşlara bedelli verilmek isteniyor. Son durumu bilmiyorum. Ondan sonra zaten süreç geçti. Onunla ilgili ileriki zamanda yine bir program yapacağız. Dolayısıyla yine geçiyoruz buradan. Sevgili Mevsiyem, biraz saz dereye basmak. Orada ama şunu ifade edeyim ben. Bir diğer bir konuya geçmeden. Oradaki süreç şeffaf ilk başta ilerledi. Ondan sonraki süreç daha sonra da flu ve bulanık halde devam etmeye başladı. Büyükşehir'in evet orası bir riskli alan ilan edilir. Riskli alanı belediye ilan etmez. Belediye riskli alanı Büyükşehir ilan etmez. Büyükşehir ya da ilçe belediyesi talepte bulunur. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gider. O talebe göre de Çevre Şehircilik Müdürlüğü o bölgeyi riskli ilan etmesi gerekiyorsa eder halde. Şimdi şey ayağına, saf ayağına yatıp bizim haberimiz yok demek işi topu taca atmaktır. Sen o bölgeyi zamanında riskli ilan etmek için o bölgeyi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na müracaatta bulunmuşsan etmişsin halde. Senin sorumluluğunda yapılmış bu. Yoksa Çevre Şehircilik Bakanlığı bilmez ki buradaki arazinin gece kondunun bir dönüşüme uğrulmasıyla alakalı. Hem de nasıl bir dönüşüme uğruyor? Hem konut hem de küçük sanayi olmasıyla alakalı. Çevre Şehircilik Bakanlığı nereden bilir bunu? O yüzden sürecin şeffaf yürümediğini özellikle buradaki insanlara da ifade etmeye çalışıyoruz ki bunların gerçek yüzlerini görsünler diye. Çünkü burada insanlar mağdur oluyor. Mağdur oluyor. Yani oturan kişinin gece kondu da adam huzurlu. Belki lüks bir takım nitelikli bir yapı tarzında değil ama en azından başını sokacak bir yapısı var en azından. Sobası tutuyor, dumanı tutuyor. Belki fiziki anlamda sağlıklı bir yapı değil ama adam hiç olmazsa içeri girdi ama huzurlu. Şimdi sen o adamın o huzurunu, o küçük dünyasını niye bozuyorsun? Bozuyorsan en azından yap. Nasıl yapacaksın? İlk başta diyeceksin ki o alan bölge alan. Etap etap ayıracaksın. Ben birinci etabı yapıyorum. Buradaki alanları buradaki alana taşıyorum. Bak yaptım size. Gelin buraya oturun demesi gerekiyor. İlk başta yıkarsan oradaki insanları tamamen uzaklaştırmış olursun. Adamın zaten gidecek yeri yok. Adamın zaten kira verecek durumu yok. Adam zaten iyi şartlarda olsa zaten orada yaşamayacak. Yani hayat şartları onu orada zorladığı için yaşıyor sevgili başkanım halinde. Yani bu noktada biz üzerimize düşeni kısmen de olsa yaptığımızı zannediyoruz. O bölgede eğer vatandaşlarımız da izliyorsa
durum değerlendirmesini yaparlarsa da sevinirim. Yani bence konu konuklar, biz bu arada konuşurken sevgili konuklara biraz uzak kaldık. Sorular da yığıldı. Sevgili Mühendisliğim, biraz da vatandaşlarımızdan gelen, ekranların başındaki vatandaşlarımızdan gelen soruları cevaplamak istiyorum. Onunla ilgili sorulara istersen geçelim. Sonra sohbetimiz biraz güzel gidiyor. Hoş sohbet başladı. Konunun aslında sürelere sığdırılamayacağını biliyoruz. Ben şimdi buradan bazı soruları alacağım. Sevgili Mühendisliğime cevaplamak, sormak istiyorum. Onun da yorumlarını alacağım. Şimdi şuradan öncelikle selam kısımları bayağı oldu. Önce sorular kısmını alalım. Sonra selamlar, katılanların iyi dileklerini gireceğiz burada. Şimdi sevgili Mevsim, buradan özellikle mesela şöyle bir soru var. Çok şey geldi bana. Bir saniye. Sevgili rejilerden bir rica etsek bir bilgisayara bakabiliriz. Mesajlar kısmı burada açılmadı. Ben şimdi cep telefonundan açtım. Oradan bakıyorum. İsmail Beher, İYİ Parti'den biliyorsunuz. Önceki İYİ Parti'den sonra Gelecek Partisi'ne geçen arkadaşımız. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz İsmail abi. Sürekli takipçimiz İsmail abi bizi sıkı takip ediyor. Gerçekten kendisine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tuncel Saltaş bizim Darıca Mevsiye'miz. Biliyorsunuz Nevşe'niz. Çok sevdiğim bir Mevsiye'si abim. İyi bir Mevsiye'si arkadaşımızdır. Görevini layıkıyla yapıyor. Dost, güzel insanlar. Salih Başkanıma başarılar diliyorum bu arada. Teşekkür ederiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Engin Sözbir, iyi yayınlar dilerim. Ailece izliyoruz. Yani hesabı sonra beraber soracaklar, ona göre evet, 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 evet. Teşekkür ediyoruz. Cüneyt Akın biliyorsunuz bizim İSU'dan arkadaşımız. Çok sevgili Gebze Belediye Başkanımızın eski belediye Mehmet Emin Akın oğlu, hocamızın da Emin oğludur kendisi. Oğlu. Evet, evet. Cüneyt Bey de yakınen bir belediyeci olarak çok sıkı takip ediyor programımızı. Katkıda bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Engin Sözbir orada, bu da Serkan Davutoğlu, Cüneyt Akın. Aileler valla Salih abi senin evde sahne kurulmuş artık. Hangi taraftaysa yoğun bir aile kitlesi seni izliyor. Evet. Zekai Akpınar iki güzel yürekli insan. Bu arada ikinizi de yakından takip ediyorum. Yaptığınız görevleri de biliyorum. Can Bey'in Çevre ve İlçe Başkanlığı başarılı. Ondan sonra Salih Bey'in belli bir üyeliğindeki başarılarına ikinizi de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz Zekai Bey'e. Teşekkür ederiz Zekai Bey'e. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederim Fuat kardeşim. Zekai Akpınar, Cihan Bey sizin sesle ilgili bir şey var. Evet, genel anlamda teknik bir ses sıkıntısı olabilir. Bunu da buradan konuklarımıza bildirelim. Ses biraz kısık geliyor galiba. Şafak Akın İbiloğlu. Sayın Salih Başkan'ın vizyon ve misyonu gereği Çayırova'ya değer katan bir şahsiyettir. Bakış açısı değerlidir. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bizim Fikir mali müşavir arkadaşımız Şafak Bey'e teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Dayımın oğlu demiş. Kadir Işık, iyi yayınlar dilerim. Hem kendimize hem de bölgemize insanlığa faydalı bir insan. Selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Tamam, Önder Arslan, ciddi bir konuk ağa var. Başarılar dilerim Sayın Başkan, yolun açık olsun. Ondan sonra Ali Balıkçı, başarılar diliyorum Salih Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz biraz tabii bayağı bir mesajlara devam edeceğiz. Bu arada Fadime Hanım'dan da mesaj geldi, onu da okuyalım. Kadın Kolları Başkanımız Fadime İlhan. Kadın Kolları Başkanımız Fadime ablamız. Teşekkür bizim ediyoruz. Her zaman yanımızda olan ablamız. Sayın sağ olsun. Selamlar. Teşekkür ederiz Fadime abla, sağ olun. Konuklarımıza da teşekkür ediyoruz. Güzel mesajlarından dolayı herkese gerçekten teşekkür ediyoruz. Yorumlar tabii geliyor. Biz yine Çayırova'ya devam edeceğiz. Çayırova ciddi anlamda uzun süredir ekranların başında tartışamadık Çayırova'yı da bayağı bir zamandır. Ama şunu şuradan da bir nokta göndereyim. Çayırova Belediye Başkanı uzun zamandır bekliyoruz ve gelmiyor. Ben kendisine dedim, sürekli yayınlarda söyleyeceğim. Çayırova Belediye Başkanı bize söz verdi. Geleceğim dedi ama bekliyoruz. Sevgili Başkan'a konukların aracılığıyla buradan söylüyorum. Sayın Başkan, Çayırova halkından kimse çekinmesin. Siz hiç çekinmeyin, siz çünkü Çayırova Belediye Başkanısınız. Hele siz yaptıklarınızla ilgili hesap vermekten hiç çekinmeyin. Çünkü yaptığınızı anlatacaksınız. Ne yaptınız? Vatandaş da size niye yaptın diye soracak. Bu da doğal hakkımız. Sonuçta ben de bir Çayırova olarak sizden bu ekranlar başında Çayırova halkına bazı şeyleri açıklamanız, yaptıklarınızı anlatmanız gerekiyor. Belki biz eksik biliyoruzdur. En azından sizin burada kendinizi anlatmanız, ifade etmeniz için size bir ekran bahşediyoruz. Sonuçta Hedef TV gerçekten herkes için açık, mikrofona sahip. Burada kim
neyi anlatacaksa doğru şeffaf bir şekilde biz de ona yardımcı olacağız. Sevgili başkanı da bir ufak iğne atalım. Çünkü uzun süre bekledim. Başkan kusura bakma. Evet Salih abi, şimdi Kent Park, Sazlıdere aslında biraz da çok yakından hani ciddi anlamda ülkemizin ekonomik dar boğazını düşünerek biraz da paraya dokunalım. Şimdi özellikle tabii biz bulunduğumuz bölgeyle ilgili ekonomiyi soracağız. Hani Çayırova'nın bütçesi 2024 yılında nedir? Burada tabii sizin verdiğiniz bir şu şeyden ben buradan da size soracağım. Hani bu bütçe ciddi bir rakamlara ulaşmıştır. Çünkü ciddi bir büyüdü bu ülke. Yani öyle evet. Anlatıyorlar değil mi? Evet. Ülkemiz evet. Ekonomik olarak ciddi bir yükselişte, hatta şahlanışta. Ama biz bunu şey olarak görmüyoruz. Realitede hangi boyuttayız? Bir yerel yönetim bütçeye sahip olan Çayırova halkının sayısı nüfusundan İller Bankası tarafından Çayırova Belediyesi'ne aktarılan veya belediyenin de ortak gelirler noktasına birleştirdiği bütçesi. Şu muhteşem 2024 yılının bütçesini duymak istiyoruz. Evet. Geçen aylarda plan bütçe komisyonundan en son onaylandıktan sonra 2024 yılı bütçesi de tahmini bütçesi de şekillenmeye başladı haliyle. Yaklaşık 1 milyar 800 milyon civarında bir bütçe. Çok ciddi bir bütçe haliyle. Kesinlikle. Çok ciddi bir bütçe. Bu bütçenin ne kadar şişirildiğini, ne kadar realitede doğru olduğunu biz meclis savunmasında, mecliste özellikle Muharrem kardeşim ciddi anlamda ayakları yere basan bir takım desteklerle bu ifade etti. Şimdi kağıt üzerinde önemli olan kağıt üzerinde sayısalları toplamak değil. Bunu realitede gerçekten böyle bir bütçeyi eğer yönetiyorsanız gerçekten katma değer oluşturacak bir takım yatırımlarla buraya bir katkı koymak gerekiyor. Sen bu bütçenin içerisinde 11 milyon TL 2023 yılından bahsediyoruz. Reklam gelirleri yapılmış. Hani sokaklarda gördüğümüz billboardlar var ya. Sevinci. Evet. 11 milyon. Ciddi bir rakam haliyle. Yani daha faydalı noktasına getirebilir mi bu düşüncelerle yatırım? Getirebilir tabii diyeyim. Yani o kadar gereksiz, işte önceki geçen sene ne yaptı? Çikolata dağıttı. İyi de çikolata dağıtmak senin işin mi ya? Deprem görmüş, gerçekten bu ülkenin kıt kaynaklarını iyi şekilde kullanmamız gereken noktada sen her mahalleye, her mahallede, her eve çikolata dağıttın. İşin değil senin haliyle. Millet ağzı tatlansın diye sürekli böyle bir takım şirin gözünmek anlamında, yapıyorum anlamında, birilerine rant sağlamak adı altında böyle bir şey yapılır mı ya? Yani burada herkesin hakkı var haliyle. O zaman yarın da her aileye bir tepsi baklava gönder. Olmadı şeker gönder. Bu işin sonunu nasıl alacaksın haliyle? Sırf yapman gereken faydalı işleri yapamadığın için kendini şirin gözünmek anlamında bu tür yatırımlara giriyorsan boş. İnsanlar bunu görecek, görmesi gerekiyor haliyle. Kendi partisi de görecek, kendi seçmeni de görecek haliyle. Ve doğal olarak biz diyoruz ki liyakat, ehli olan insanlar tarafından bu yönetim idarelerinin belli olması gerekiyor. Meclis yapısının da, başkan yapısının da ve idari katlonun da insanlar şimdi yerel seçime giriyoruz. Bu gireceğimiz yerel seçimde insanlar bunu görmesi gerekiyor. Yani sizden rica ediyorum. Takım tutar gibi lütfen oyunuzu rehinizi vermeyin halde. Gerçekten bu insan yapabilir mi? Vizyonu müsait mi? Avrupa standartlarında bir yönetim tarzında, bakış açısında, perspektifte bu bir belediye yönetebilir mi? Anlamında bir takım yaklaşımlarda bulunmak gerekiyor halde. O yüzden bu bütçeler dev bütçeler halde. Bu dev bütçelerin neden dolayı kaynaklandığını biliyoruz. Birazdan eğer sorarsanız, eğer notlarında varsa, belediyenin kentsel dönüşüm adı altında bir sanayi alanını küçük sanayiye çevirdik. Evet. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak da bizler de katkı verdik. Yaklaşık 31 dönüme yakın alanın işte bir kısmı TOKİ alanı, bir kısmı mali alanı yeri belediye olarak kendimize aldık. Yanındaki özel şahıs yeri de yaklaşık 80-90 dönüme yakın yeri de o bölgeyi de kapsam içerisine alarak
küçük sanayi bölgesi yaptık. Niye yaptık? Yoksa o bölge zaten sanayi imarlı. Bu bölgenin bu kadar büyük sanayinin olduğu yerde o yan sanayiye de mutlaka ihtiyaç vardır. Onun civatası, dişlisi, yedek parçası anlamında küçük sanayinin de olması gerekiyor. Büyük sanayinin olduğu yerde küçük sanayi olması gerekiyor hali. Biz buna karşı değiliz. Mutlaka olması lazım. Ama dedik ki arkadaşlar bu bölgenin esnafı buradan faydalanması lazım. Öncelik hakkı bu. Çünkü hala binanın altlarında oto kapartacı ya da oto boyacı Menderaltı ya da civatacı tamirciler var. Yani özellikle Menderes Caddesi'nde ciddi anlamda tamirciler var haliyle. Şimdi biz şehir içinden bu tür insanları rahatsız eden, yaşamını etkileyen noktasındaki tamircilerin, sanayicilerin en azından bir yerde toplamak adına dedik ki bu bölgede şey olsun, sanayi olsun dedik. Şu sanayide bunlara değerlendirelim, onlara öncelik hakkı tanıyalım dedik. Dedik ama adamların düşüncesi farklı. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin mantığında yaklaşıyor. Ne yaptılar biliyor musunuz? O bölgeyi daha sonra o vatandaşın küçük sanayi bölgesine ayırdılar. 31 dönümü ihaleye çıkardılar. Niye ihaleye çıkarıyorsun? İşte biz burayı kat karşılığı ya da hasrat paylaşımı şekilde bir ihaleye gideceğiz. Tamam hadi neyse. Aslında bana göre yanlıştı. Doğrusunu söyleyeyim. Belediye bünyesi içerisinde bir kooperatif kurulacak. Bütün dükkanları da bir taşeron firmayla anlaşıp dükkanları da kendi yapacak ve satışını da belediye bu bölgede yaşayan insanların almasına öncülük ödeyecek şekilde bir satış pazarlama tekniği yapılması lazımdır. Yani aslında hak sahiplerine demek istedim. Tabii ki bu bölgede yaşayan, ikame eden, bu bölgede çalışan esnafların burada öncelik hakkı olması lazımdı. Evet. Şimdi sen ne yaptın? Tuttun ihaleye verdin. İhaleye çıkardın. Niye çıkardın? Niye çıkarıyorsun? Ve nasıl şartlarla çıkarıyorsun? Normalde ihaleye çıktığı zaman 3 tane, 5 tane, 10 tane talebi yakalarsınız değil mi? Evet. İhaleye yaparsınız ki özellikle bir rekabet durumu şartları oluşsun. Oluşan bu şartlara göre de belediyenin geliri artabilecek düzeyde bir kapasiteye ulaşır ve ihale edersin halde. İhaleye bir kişi katılıyor. Ama zaten o şey değil mi? Adı soyadı belli olup şartnamaya yapıştırılan adam. İşte ihale bir kişi katılıyor. Şimdi biz bunu duyduk zaten karşıttık. İhale bir kişi olmaz. Rekabet şartlarının sağlanmadığını gördüğün an sen tek taraflı olarak bunu zaten iptal etmen gerekiyor. Etmiyorsan burada bir art niye sordular? Kamu malı peşkeş. Peki vatandaş ihaleye katılıyor. Ne teklif ediyor biliyor musunuz? Bugün Çayırova'nın en uçra mahallesi artık kalmadı ama kalmadı. Kat karşılığı verse bile %40 %50'den aşağı vermez. %50'den aşağı vermez. Özellikle ticari alan en yüksek rantı olan yer. Şimdi sen tutup koskoca sanayinin dibinde küçük sanayi, nitelikli sanayi olan bir bölgeyi %30'la kat karşılığı hasrat paylaşımını veriyorsun. Hasrat paylaşımı şu, bilmeyen arkadaşlar için ifade edeyim haliyle. Bir kat karşılığı mantığında hasrat paylaşımında bu ürün, oradaki yapılacak ürünler hepsi satılır. Satılan bedelin %30'u ilgili idareye yani belediyemize gelir. Hasrat paylaşımı bu. Hasılatın paylaşımıdır diye geçer halde. Biz bunu karşılaştık. Olmaz dedik. Yani rekabet şartlarının olgunlaşmadığı için mutlaka bunu iptal olması için dedik. Meclis ifade ettik. Yazılı önergeler verdik. Gene bizi dinlemediler. Bölge İdare Mahkemesi'ne gittik. Yürütmeyi durdurma kararı almaya çalıştık. Efendim yürütmeyi durdurma kararında da usulüne göre uygundur diye. Ama vicdanen biz rahatsız bunda. Kamu vicdanı? Kamu vicdanı zaten sıkıntı. Sıkıntı olduğu için o yüzden de özellikle Çayırova bölgesini ifade ediyorum. %30'da bir sanayi bölgesinde kim verir Allah aşkına ya? Yok efendim ihaleye giren olmamış. İhaleye giren yoksa ertele. Ne aciliyetin var? 2 ay ertele, 3 ay ertele. Bu sene
inşaat piyasasının sıkıntı olmasından dolayı bu riskleri barındırmayan insanlar bu ihaleye girmemiş de olabilirler. Ertele. Ertele. Yok, illa benim dönemimde burası olgunlaşması lazım. O zaman da aklımıza şu geliyor sevgili başkan. Aklımıza şu geliyor. Sen %30'da burayı ihale ederken demek ki bir burada bir paydan var. Bir faydan var. Orada nasipleniyorsun demek ki. Yani. Ya da birilerine giden iddialar bu şekilde zaten. Birilerine burada rant sağlama adı altında sen kamu kaynaklarını kullanamazsın. Yok böyle bir şey. Maalesef Bölge İdare Mahkemesi de usulen reddetti. Ya şöyle bir şey, bu ülkede son 20 yılda adalet kelimesi nerede kullanıldı? Sade sözlükte kaldı. Adaletin karşılığında güçlü olan kazansın. O şekilde yayınlandı. Ya ben yine şunu demeden edemeyeceğim haliyle. Küçük sanayiler çok nitelikli, yani bir konut gibi birbirinden fazla 150-180'e yakın kalemin bir araya geldiği kalemden oluşmuyor. Beton, demir ve onun doğrama şeklinden öteye gitmiyor zaten. İçini zaten alan kişi kendi amacına göre dizayn ediyor haliyle. Bu kadar basit kalemler içerisinde inşaat maliyeti düşükken bunu buraya veriyorsan pes ya. Yani Çayırova halkı günü geldiğinde bunun hesabını sorması lazım. Ben sana rakamsal olarak da bir ifade edeyim. Bugün itibariyle 200-250 milyon TL sırf bu yanlış ihale edilmesinden dolayı, kamu kaynaklarını kötü kullanımından dolayı belediyenin 250 milyon yakın zararı var üstadım. Bu zararın adı ne? Bir başkanın zararı mı? Kamu zararı mı? Birilerine rast sağlamak için, birilerine sırf oldu bittiği noktasına getirmek için ben bu eseri yaptım diye bu kamu kaynakları bu şekilde kötü kullanılamaz sevgili başkan. Bizim itirazımız özellikle bu. Yani bizim mecliste ifade ettiğimiz savunduğumuz noktalar bu. Meclis derken şunu da ifade edeyim. Biz meclise başladığımız tarihten beri sevgili Cihan Başkan, başkanı dedik ki burası bir meclis salonu. Bizden ne konuşuyor? Muhalefet ne konuşuyor? Neden bahsediyor? Hani muhalefetin denetleme yetkisi var ya. Hani bu halk bize... Halk denetleme yetkisini muhalefete veriyor. Evet, muhalefete verdiği için de doğal olarak da biz de ifade etmeye çalışıyoruz. Kendi telefonlarımızla, teknolojik imkanlarla amatörce yayın yapmaya çalışıyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sen koskoca belediye yaptığın işleri gizli saklı kalması için, toplumla paylaşmaman için ne yapıyorsun? Bu tür paylaşımlarda bulunmuyorsun. Yaptığın her şeyi böyle gizli kapaklı yaparak insanların haber alma kaynağını engelliyorsun sevgili başkan. Biz Facebook'tan ya da YouTube'dan yayın yaptığımız zaman da yayınlayın diye alay eder gibi bir takım hareketleri vardı. Evet, biz canlı yayınlarda çok gördük. Niye? Biz oradaki halk söylediğimizi insanlar duysun, belediyenin yaptığın çalışmaları duysun diye. Tabii duyarlı insanlar, olabildiği kadar bilgisi olan arkadaşlarımız da, halkımız da olabildiği kadar takip ediyordu. Ona göre değerlendirmesini yapıyor diye düşünüyorum sevgili başkan. Salih, biz bir taraftan konuklar yine uzun bir ara vermeyelim. Yine bir konukların mesajlarını şöyle okuyalım. Nerede kaldık en son? Engin Bey'i geçmiştik. Cüneyt Bey'i geçmiştik. Engin Bey, Fadime. Evet, en son Fadime amcaydık. Onu da geçtik. Evet, yine bir belediye meclisiyemiz arkadaşlar mesaj yazmış. Onu da okumadan geçmeyeceğim. İyi akşamlar Can Bey. Kıymetli meclisiyemiz Salih Bey. Selamlar, yayınlar diliyorum. Bir başka belediye meclisiyemiz Yılmaz Bilmez. Muharrem Gökçe'ydi. Biraz önce okuduğum mesaj. Kendisine teşekkür ediyorum. Eyvallah. Yılmaz Bilmez, iyi akşamlar. Sayın Soylu Çiçek, başarılı yayınlar diliyorum. Çok kıymetli meclisiyemiz. Sevgili arkadaşım Salih Bey'e başarılar diliyorum. İkan Bulut, iyi yayınlar. İyi akşamlar diliyorum. Erdoğan Demirtaş, Can. Geçen dönem biliyorsunuz benim de beraber olduğum yönetimde de vardı. Benden bir sonraki yönetimde de evet, vardı. Evet, bir de kurultay delegesi arkadaşımız. Aynı zamanda yönetici evet, arkadaşımız. Sevgiler sunuyorum. Cihan Başkan, meclis üyem ağzına sağlık, halk dilinden konuşmanızdan
haz duydum. Sizin de sağlık konusunda iyi sağlıklar, teşekkür ediyor. Şafak Agın İbloğlu, o da yayınlar tekrar demiş. Feridun Mamo. Akşamlar Can Bey kardeşim, yoldaşım. Salih Bey'e başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgiler Feridun. Hacı Söz Bir. İyi yayınlar, yayınlar verdiğiniz güzel anlamlı bilgiler için Salih Bey'e teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Hacı kardeşim de, sağ ol. Muharrem Gökçe, belediye meclisimiz, hatta biraz önce konuşmuştuk, söz ettik. Evet. Mali bütçede de açıklamalarda bulmuştuk, ciddi çalışmaları var. Onunla ilgili şöyle doğru diyor, hiç kimsenin haberi olmadan kamulaştırma yapılıyor. Aslında burada bir haber yine veriyor. Bir sonraki dönemde aslında Muharrem Bey'i de alacağız herhalde. Kimsenin haberi olmadan kamulaştırma yapılıyor. Millet evine, arsasına el konuyor. Salih Bey bu konuyla ilgili biraz halkımıza izah versin. İzah eder misin? Birazdan o konuyla ilgili de bir şeyimiz var. Herhalde bundan aslında rezerv alanlarla ilgili bir evet, bahsediyor. Evet. Bu Türkiye'nin gündemi, onu da konuşacağız. Tayfun Sarı Dede, Salih Başkanım'a selamlar. Eniştesi ve kuzeni yolun açık evet olsun. Sağ olun. Hükümet Aydemir, hayırlı akşamlar. Salih Başkan'a başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Dayımın oğlu. Evet. Kadir Işık'ı söylemiştik. Önder Aslan, başarılar dilerim. Sayın Başkan yolun açık olsun. Şu an Servet Bey iyi akşamlar. O da teşekkür ediyoruz. O da iyi yayınlar dilemiş. Şimdi Salih abi mesajlara biraz ara veriyoruz. Yine dönemlerimi okuyacağız. Şimdi Sazlıdere'yi geçtik. O kadar çok konu var ki Çayırova'yla. Aslında bir programa sıkıştırılmayacak kadar. Ben aslında Salih abiden burada ekranlar başta halkın gözü önünde söz alayım. Hani birinciyi ben yaptım. İkinciyi de halkın adına Salih abi bir programda yapmak zorundayız. Çünkü gerçekten konu çok. Yayın da biliyorsunuz sınırlı bir sürede. Biz bunun sözünü alalım, ondan sonra devam evet, edelim. Evet, Salih evet abi ikinci yayın içine evet okey mi? Elbette seve seve, yani halkımızı bilgilendirmek adına, yaptığımız çalışmalarında sizlerle halkımızı buluşturmak adına seve seve o noktada. Eğer zaman noktasında kısıtlı bir noktadayız şu aşamada, istersen birkaç kelime daha ifade edeyim. Özellikle biraz şu evvel... Rezerv alanı bir konuşalım, hatta onu konuşalım değil mi? Tabii ki, tabii ki. Şimdi sevgili konuklar, şimdi biz tabii isyan edeceğiz. İsyan kısımlarını yapayım, sen açıklama kısmını yap. Sevgili konuklar, biliyorsunuz rezerv olayı geçen mecliste görüşüldü. Böyle üstü kapalı nasıl geçtiğini de kimse anlamadı aslında. Hatta katılmayan, o günkü oylamaya katılmayan 200 küsür milletvekili var, habersiz. Doğru. Yani düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti, bu da %30 küsüre denk geliyor. Yani aslında Türkiye'nin üçte biri... Katılmayanlar meclise katılmış olsaydı bu iptal edilirdi. Kesinlikle bu noktada. Katılmayanlar katılmadı. Artık onu ben soru işareti bırakıyorum. Halkın yorumuna bırakalım. Evet sevgili konuklar, 7074-71 yani 7471 afet şeyinde afet riski altında alanların dönüştürülmesi hakkında kanun, bazı konuda 375 sayılı kanun hükmünde kararname değişiklik yapılmasına dair kanun TBMM'de genel kuruldan kabul edilerek yasallaştı. Burada bir şey var sevgili Salih abi. Aslında bu bizim genelle ilgili ama sonuçta küçülttüğünüz bir belediyede de aynı şeyler kullanılıyor. Halkın yani şöyle düşünün. Bu ülkede sonuçta herkesin bir tapulu, bir yaşam alanı, bir bedeller öderim. Bu bedelin parasal boyutu, can boyutu adı ne olursa olsun. Bir yerin sahibi oluyorsunuz. Burada evet yaşamını sürüyor. 30-40 yıl geçiyor. Evet. Bunun yerinin nerede olduğu da çok önemli. Bence hani şehrin merkezinde de tapulu araziniz olabilir. Ama köyün merkezinde de olabilir, uçlar noktada da olabilir. Şey, çok rantsal bir alanda, öyle diyelim ki aslında en güzel yanı bu. Evet. Rantsal bir alanda da olabilir. Bu nasıl bir haktır ki devlet bu hakkı kendine görüyor veya hükümet diyelim, devletin daha çok hükümet tarzında. Bu alana şahsı izni olmadan, hatta hiç oluru olmadan devlet adına bu alanı bir şekilde katakulelerle veya artık neyse siz açıklayacaksınız. Buraya el koyuyorlar. Şimdi sevgili başkan, ilk başta 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunla başlamak lazım. Şimdi o kanuna atıfta bulunarak bu 15 gün evvel çıkarılan meclis kararıyla ek yaptılar. Nedir ek maddesinde? Eskiden rezerv alanları boş alanlardı. Bak, eskiden rezerv alanları boş arsalar, boş arazilerdi. İşte şimdi ise diyor ki, rezerv alanını isterseniz mescim mahallede de yapabiliriz noktasına getirdi. Bundan sonra herkesin oturduğu ev, bulunduğu mıntıkada
her an rezerv alanı olur, kentsel dönüşüm uğrayan noktasına getirildi. İşin özü bu. Özünü bu. Yani senin eski binalar var, seninki de yeni bina. O rezerv yapı içerisinde ada bazında tamamıyla ben istediğim yeri rezerv alanı yaparım. Ondan sonra %51 çoğunu da alırım, yıkarım diyor. Ondan sonra da eğer itiraz edersen, itiraz ettiğin zaman, kaybettiğin zaman mahkeme masrafları da sana ödettiririm. Ha. Masrafları da sende. Tabii. Eğer bu kentsel dönüşüm noktasındaki afet riski altındaki alanların dönüşme hakkındaki kanunun eklerine eğer uymazsan, projeyi geciktirdiğin içinde sana burada oluşan olan mağduriyet ve mahkeme masrafı sana yüklerim. O yüzden sakın aklını başına al, sakın itiraz etme anlamına geliyor bu. Yani şu anlama geliyor diğer halkımızın daha açıkçası itibariyle. Yani mülkiyetsizleştirme bir projesidir bu. Her an bulunmuş olduğun evin riskli bina olma durumu, rezerv bina olma durumu bu keyfiyeti elinde almış oldu. Eskiden 3/2 çoğunluktu. Şimdi %51 çoğunluğa indirildi. Ondan sonra el atma, kamulaştırma sistemlere getirildi. Yani 90 günlük tanınma süresi 30 güne indirildi gibi, burada senin hareket alanını devletle ya da sen ne oluyor anlamında diyene kadar devlet diyor ki ben aldım, sen geç bakayım geç. Sen hakkını kaybettin deme noktasına getiren bir sürece girdi. Zorlayan yani koyuyor. Halbuki devlet burada vatandaşını koruyan, onların mağdur olmasını engelleyen, onların gerekirse yasal çerçevesinde hakkını tanıması için başvurularını yapması gereken süre başvuruları olması gerekirken sen kesinlikle başvurma demeye. Şimdi 2000'lerden işte 15'lere kadar Türkiye inşaat sektörü lokomotif sektörü diye sürekli pompalandı. Her 5 yılda bir de bir resesyon dönemi yaşandı. Şu anda olduğu gibi haliyle. Ciddi bir maliyet artışları, enflasyon. Doğal olarak da şimdi tekrar ekonomiye canlılık vermek için bu hareket ve manevraları yapıyorlar. Ama vatandaşın evini alma keyfiyeti de sen bulunamazsın haliyle. O yüzden şimdi tabii ki bununla alakalı itirazları, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri itirazlarını bölge idare mahkemesine yürütme durma kararı için başvurdular. Büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi de buna ret verecektir kanaatindeyim. Anayasa Mahkemesi'ne dava ediyorlar. Yani evet öyle de Anayasa bir durum var haliyle. Anayasa Mahkemesi'ni kim koruyacak? Çok garip değil mi? En üst mahkeme yargılanan mahkeme. Yani yargı bağımsızlığı diyoruz ya, yargı bağımsızlığı. Yani eğer bağımsız bir yargı noktasına gelemezsek durumumuz çok kötü hali. Bir de şimdi bu rezerv alanlar aslında yapılmak istenen hani gerçekten şu var. Mağdur var. Her ne şekilde olursa olsun. Haklı haksız. Bir mağduriyet var. O mağduriyete itiraz edecek makam neresi? Kime itiraz edecekler bu alanda? Yani böyle bir hak var mı vatandaşta? Benim alanımı devlet rezerv alanı ilan etti. Elimden aldılar. Aslında binamın hiçbir şekilde riskli veya şuyu buyu ama birilerinin hoşuna gittiği için, Türkçesi bu, birilerinin ağzını sulandırdığı için arazime el koydular. Ben vatandaş olarak malımı nasıl geri alacağım? Böyle bir yasa koruyucu bir şey var. Şimdi biraz evvel anlattım ya, o küçük sanayinin özellikle birilerini peşkeş getirmesiyle alakalı Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Neyden itiraz ediyor? Vicdan hukukundan ya da emsal bir takım değerleriyle gerçekten bu düşük verilmiştir ona bakmıyor. Evrakta bir hata var mı? Usulde bir hata var mı? Ona bakıyor haliyle. O yüzden vatandaşımız bu noktada devletin yapmış olduğu bu cebren zorla alınma olayının karşısında olması gerekiyor. Yani bunu hakkını arayacak bir mercinin durması lazım. Hani her zaman karşılıklıdır ya, bir taraf suçlarken bir taraf da seni savunmak için yola çıkar. Haklı çıktığın an kurtarırsın. Burada haklı çıkma olayın da yok. Eğer bu yasa ile birlikte süreç böyle giderse hali, vatandaşın herkes topun ağzında. O noktada herkes bir an için her an rezerv alanı olabilir. Buradaki keyfiyeti idarecinin eline vermek
vermemek gerekiyordu. İşte. Kişi vicdanına bırakılır mı? Yani duruma göre hükümet şunu da diyebilir. Ya bu bölgede ben istediğim anlamda, istediğim potansiyeli yakalayamıyorum. Burayı rezerv alanı edelim, dağıtayım der. Yani şöyle şey çıkmıyor mu Salih abi? Bunu herkes izlemiştir. Kemal Sunal'ın bir filmi var. Kar yağdığında bir hakim, bir kaymakam filmi vardır. Orada şöyle çıkar. Kanunları diyor ya hakim, kanunu koydum geçti. Bir hani orada anlatılmak istenen aslında keyfi davranışların ülke toplumsal davranışlara zedeleyeceği şeyler çok öne çıkmıyor. Burada cidden bir keyfi duruş ortaya çıkmayacak mı? Bundan dolayı çok mağduriyetler oluşmuyor. Yani aslında belirli alanların insansızlaştırılma veya işte bir alanın boşaltılıp o alanın tekrar dizayn edilip farklı bir kimlikleştirilme olayı çıkmıyor mu aslında burada? Tabii ki yani alt gelir grubu diye tabir ettiğimiz geliri daha düşük olan insanların yaşama şansını, o bölgede yaşama şansını ortadan kaldırıyorsun. Garibanın yaşama şansı yok. Yani böyle bir durum. Halbuki biz diyoruz ki eşit yaşam, eşit koşulda. Tabii ki herkesin farklı şekilde inançlarıyla birlikte ekonomik koşulları olabilir. Ona itirazımız yok. Zaten. Ama bulunduğu bölgede de adamın 30 yıldan beri, 40 yıldan beri yaşamış olan insanın da o da yaşama bir barınma hakkı var. Ona da saygı duymak zorundayız. Tehlikeli bir şey çıkmıyor mu ortaya? Bazı bölgelerin siyasal yapısını değiştirmek için rezerv bahanesi çıktı ortaya. Yani hani bazı bölgelerde oturmuş kimlikleri sil, yeniden bir kimlik olayı, işte eskiden geçmişte yıllar önce yapılmak istenilenin bugün yasal yollarla yapılmasının önü açılmadı mı? Açıldı. Tabii açılıyor. Hangi adalet, hangi hukuk? Nerede anayasanın eşitlik hakkı? Nerede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma özelliği? Yok. Yani dışarıdan arkadaşlar, sevgili konuklar, burada çok tehlikeli bir şey var. Nedir o da? Bir düşünün ki bir alanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını çıkardınız o alandan. İşte mevcutların hoşuna gitmeyen bir siyasal yapısı var. Daha böyle diyelim. Oradan onları çıkardınız. Oraya yerleştirdiniz. Yeni son hali döndü dolandı. Yeni yapılanmalar ve dolayısıyla o yeni yapılanmalardan oluşacak yeni kimlikler ve yeni kimliklerden oluşacak yeni siyasal yapılar açılmasının önü açıldı. Yani bugün İsrail'e örnek verirseniz aslında bu da başladı oradan. O gün o arazilerin bir şekilde baskılarla şunla bunla dağıtılıp sonra bunun parayla satıldığı ifadesiyle orada kimliklerin, İslami kimliklerin silinmesi, Müslüman halka yapılan eziyetler dönüşümde oluşturulan bir farklı bir rantsal, siyasal ne derseniz deyin yeni kimlikler. Dolayısıyla bu aslında toplumun her kesimine zarar verecek bir durum ama sevgili konuklar bir taraftan da süremiz çok uzadı gerçekten. İkinci yayın artık mecburiyet oluştu. Biz kısa sürede ikinci yayını da alacağız. Çünkü daha Çayırova'nın bile sadece 3 bölgesine girdik. Daha Çayırova'da birçok yer vardı giremediğimiz. Salih abi gerçekten bitmez program bence bu program. O yüzden biz bugün hani bir belirli toparlayalım. Sonra ikinci yayın için sözü verelim. İkinci yayın seyir başkan. Benim de kafamda birkaç konu vardı. Özellikle onu ifade etmeden tamam, de geçmek istemiyorum hali. Şimdi bu bölgede özellikle yıllardan beri kanayan yaralardan birisi de belediyemizin özellikle kent meydanı yapılmasıyla alakalı. Bir ara ciddi anlamda kamulaştırmayla alakalı bir süreç yaşandı. Sonra biz özellikle dedik ki bu süreç yaşanıyor ama yavaş yavaş zemin hazırlarken de mutlaka burayı bir ulusal proje noktasında kent meydanı projesinin ortasına getirelim. Efendim öyle değil. Zaman bilmem kısıtlı. İşte ben bunu büyükşehire yamamaya çalışıyorum. Oraya yaptırmaya çalışıyorum anlamında basit. Tabii projeye saygımız var. Emek veren mutlaka arkadaşlarımız var ama biz isterdik ki Çayırova'ya özgü ulusal projesi yapılmış Gebze Kent Meydanı gibi oraya özgü bir projeyi gerçekleştirelim. Bir meydan projesi olsun. Mimarlar, ülkenin şehir plancıları buraya çalışsınlar. Hem Çayırova'nın reklamı olsun hem de o bölgeye özgü bir meydan ortaya çıksın. Burada biz bir şey yapmıştık hatırlamıyor musun? Bir mecliste yine bir başkan olduğum süreçte başkana bir hatırlasanız bir meclis sonrası bir oturmuştuk çay içerken şey demiştik. Hani sizin yine bu meydanla ilgili söyleminizden peşinden siz şey demiştiniz. Burayla ilgili bir ufak yarış açalım. Bütün mimarlar yarışsın. Güzel bir proje ortaya çıksın. Biz de bunu
değerlendirelim. Biz bunu söyledik, iyi hatırladığınız halde söyledik ama bunu bir es geçtiler. Biz bu projeyi işte ucuza yaptırıyoruz. Ucuza yaptırmak meselesi değil. Bir proje yaptığın zaman, meydan yaptığın zaman artık 100 sene, 200 sene kalacak. Yani bir şehir, başında da söyledim, meydanlarıyla, alanlarıyla, yeşil alanlarıyla anılır haliyle. İngiltere, Londra'da Hyde Park'a gittiğin zaman ya dolaş dolaş bitmiyor. Yanındaki Kensington Park'ına gidiyorsun, dolaş dolaş bitmiyor. Şehrin tam göbeğinde. İnsanlar nefes aldığı bir yer haliyle. Sen zaten meydan ufacık, beton yığını haline çevirdin orayı haliyle. Şey var Salih abi, ben orada senin güzel yerlerinden bahsettim. Hani ben biraz daha yukarı ülkemize yakın kısma çıkalım. Bakın bugün en geri dediğimiz, hani oradan daha iyi örnek, Avrupa'yı söylersek diyecekler ki Avrupa'da para var. Yukarı çıkıyoruz, Rusya, Ukrayna, Lviv, Moldova, Kafkaslar'daki işte Sovyetler Birliği, Sovyetler Birliği'nin dağılımından sonra oluşan ülkelerde tek bir şey değişmedi. Farkında mısın? Gitmişsindir sen de. Yukarıda en geri dediğimiz, toplumsal olarak hep geri gördüğümüz, aslında onlar bizden ileri diye düşünüyorum ben. Çünkü bir Moskova'da dünyanın en büyük kütüphanesi var, savaş müzeleri var. Yani orada 3 milyon kişinin oturduğu Moskova'da kaç, 3 bin tane üniversite var. Her mesleğin bir üniversitesi var. Bir de şu dikkatimi çekti. Özellikle Sovyetler'de, komünizmle yönetilen Sovyetlerin her ilinde, ülkesinden bölündükten sonraki kent meydanlarında opera salonları mevcut. Evet. Hepsinde bir opera salonu var. Nerede Türkiye'deki sanat anlayışı? Hani sanata güven vardı. Bizdeki sanat sadece görsellikten öteye gitmedi. Sanat onların ruhuna işlemiş. Geri gördüğümüz yerlerde sanatla ilgili her şey var. Ülkemize sanatla ilgili bir meydan dahi yok. Onu da aslında bu konuyu hatırlattınız. Ben de onu da eklemiş oldum. Yani özellikle kent meydanındaki söyleyeceğim uzun ama daha fazla süreyi de iyi kullanmak açısından. Evet, her konuda bu özellikle konuda. Kent meydanındaki yanlış bir tanımlama. Mesela cami alanına karşı değiliz. Kesinlikle. Cami alanı ana yola yakın olmasına karşıydım. Trafiği önlemek için. Evet, evet. Çünkü ana yoldan baktığın zaman kent meydanının derinlemesine göreceksin. En aşağıda cami koyacaksın, hatta daha büyüterek koy. Önemli değil. Ama meydanın derinlik hissini, perspektif hissini verecektin halde. Bunu da konuştuk. Beceremediler bunu. Ve biz bunu da uyardık, siz de bunu söylemiştiniz. Biz şimdi beton yanı hane çevirdiler. Bari hiç olmazsa altına katlı otoparklar yapın da insanların deprem sırasında toplanma yerlerinden birisi olsun dedim haliyle. Birazdan geliyorum. Tabii yani depremde özellikle göreve geldiğimiz ilk günden beri de dedik ki mutlaka deprem toplanma alanları her mahalle, her okulun orada olması lazım. Bu sadece kağıt üzerinde deprem toplanma alanları kağıt üzerinde değil. Nokta olarak onun doğal gazını, kanalizasyonunu, suyunu, elektrik için jeneratörünü ve kuyularını, tuvalet için kuyularını yaparak altyapısını hazırlayan bir yapıda olması gerekiyor. Ben hiçbir yer görmedim böyle. Şimdi deprem toplanma alanları başlı başına, şuradaki yeşil alan deprem toplanma değil. İnsanlar geldi. İnsanların deprem olduğu sırasında, o afet olduğu sırasında ilk gideceği yer tabii ki oradaki boş alanlar. 3-5 saat sonra insanların tuvalet ihtiyacı olacak değil mi? Nereye yapacak arkadaşım? Banyo ihtiyacı olacak. Nerede yapacak haliyle? İşte deprem toplanma alanlarının altyapısını kurgulamak bununla alakalı. Bunu söylüyoruz. Ama onlar deprem alanı, anlayış alanında boş arazi, devamında Kızılay'ın koruyacağı çadırlarda her iş yapılır. En azından şunu yaparsın. Okulların bahçeleri var. Okulların bahçelerinin içerisinde konteyner koy. Bu dediğim altyapıyı oluştur. Biraz daha güvenlikli yerdir diye düşünüyorum. Şimdi okul derken şunu da demek gerekiyor. Şimdi Zera İnşaatı'nın üstünden, Yapı Kredi'nin önünden Şehit İlhan Küçüksolak okuluna kadar uzayan bir koridor mantığında bir millet bahçesi altında yapı yapılıyor. Biz millet bahçesinin özüne karşı değiliz. Ama millet bahçesinin kenarından giden bağlantı yollarının daraltılmasına karşı çıktık sevgili başkan. Onunla ilgili bölge idare mahkemesini durdurduk. Projeyi durdurduk. Ama proje durmadı, devam ediyor. Hadi neyse. Şimdi daha sonra projeye baktık. Şehit İlhan Küçüksolak'ın önü, yolu tamamlayıp millet bahçesine gitmiş. Esten bir ada olarak trafikle dolaşabiliyor iken
Şimdi çıkmaz yolun ortasına getirmiş. Bugün de baktım özellikle. Önü gölet olmuş. Öğrenciler artık zıplayarak sudan geçmeyecek. Millet tatlı dediğiyle doğal park yapacaklar. Balık tutmak için yer. Ya ya o kadar komik ki bunların bütün projeleri mizah koyan Esler Gırgır dergisi vardı. Yıllar önce bilmiyorum evet. Şu anda var mıdır? Limon vardı. Demirel'in karikatürlerini çizerdi. Bugün de şimdi AKP'nin özellikle bazı bu siyasal işi kendine göre çevirmiş ya. Biz de onların yaptığı ürünleri böyle biraz komileştirmek istiyoruz. Ha bir de aslında Çevre'nin en eksik noktası unuttuk. Başkanım yok olan hastanemiz. Evet, evet, evet. Biz ara ara meclis toplantılarında bazen ifade ettik. Siz de epey de dile getirdiniz. Ben 3 sene başkanlığım. Bizim en büyük sıkıntılardan birisi bölgeye tam teşekküllü bir hastane yapılmasıyla alakalıdır. İsteğimiz vardı. Yani kim yapacak? Belediye yapmayacak bunu. Sağlık. Tabii ki Sağlık Bakanlığı yapacak haliyle. Kimin üstüne aldı? Bunu da beceremediler. Kendi üstüne aldı. Niye beceremediler biliyor musun? Bir önceki yönetim geliyor, o Ağaçlar Tepesi denilen bölgede planlamayı yapıyor. Bak şimdi burayı dinle. Planlama yapıyor. Planlamayı yaparken karşındasın da eczane, iş merkezi, efendim hastane besleyecek işte medikal bir takım yerleri kendine rant sağlamak için planlama yapıyor. Bu yönetim geliyor. Onlar bizim değil, bunlar onlara kalmasın. Ya böyle bir komik haliyle. Planlamayı yapan kişi daha sonra orada strateji bölümünün başkanlığına getiriliyor. Haydi. Ya böyle bir çarpı. Niye işten almıyorsun? Planlamayı bu adam yapmıştı. Hem de onu kötü diyorsun ama... Sanki adamı ödüllendiriyorsun haliyle. Bunlar da meşhur. Kötü yapan ödüllendiriyor. Ama kamu kaynakları işte böyle kötü kullanıyor haliyle. Türkiye bütçesi cari açığı veriyor ya. İşte belediyenin de cari açığı işte böyle yanlış yatırımlardan dolayı haliyle. Ama işte. Hastane muallakta, hastane ile ilgili hatta bizim biliyorsun bir espri konusu 3 yıl devam ediyor. Halis abi şunu söylüyordu, affedersin. Orası harfiyat alındıktan sonra gölet haline gelmeye balık başladı. Tutma balık tutma alanı olarak da bir şeyi var, bir çalışmaları var Halis abi. Evet, onunla ilgili balık getirdim. Evet, zaten. Evet. Bir de ben de şey diyeyim, orada hatta benim de bir uzun hikayem var. İyi tartıştık biliyorsunuz çok uzun süre şey geldi, hatta en son şeyde kaldı, plakette. Ben de şunu söylemiştim. Temel attığınız gün plaket veririz, işte biz temeli bekliyoruz. Benim plaket eskidi, bir plaket daha... Adamın da görevi bitti zaten. Yani artık bir dahaki başkana yeni değişmiş yeriyle birlikte... Evet. Hastaneden son artık hızlandırıyoruz, yapacak da bir şey kalmadı. Asıl önemli konu şu var, arkadaşlar Çayırova'da bir eksik daha var. Evet biz hastanenin görevinin, yapılma görevinin belediyenin olmadığını biliyoruz. Ama ne hikmetse belediye bir sıkıştırılmış... Şey gibi koşa koşa hastaneyle ilgili tonlarca reklamlar yaptı. Orada burada bitmeyen şu. Hastane işi Sayın Belediye Başkanı işi değil. Sağlık Bakanlığı. Tabii. Orada tabii. Bizim söylediğimizde Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Daire Başkanı'nın o yılki bütçeyi açıklarken hastane bütçesi de yoktu. Bir sonraki sezon biz bastırınca birdenbire yılın ortasında hiç yapılmayan bütçeler yılın ortasında yapılmaz devlette. Önceden hazırlanır, parası hazırlanır, proje derler ki proje aşamasına geç. O da hızlandırmış bir şekilde koydu. Niye ne dersen? Yani hastane yapılmıyor diye biz seviniyor falan değiliz. Hastane bir an önce yapılması gerekiyor. Zaten bastırdığımız konu. Yani buradaki halk, insanlar tam teşekküllü hastaneye ya Farabi'ye gidiyor ya da Fatih Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Yazık değil buradaki yani insanlara. Yani Allah Çayırova'da kimseyi hasta etmesin. Allah'tan iki tane acil olmayan tek ilçe. 150 bin nüfuslu devletin hiçbir acil mekanizmasının olmadığı, polikinin dahi gece çalışmadığı bir yer. Ha polikinimiz de var. Bir dönem Fatih'e bağlandı, bir sonraki dönem Darıca'ya bağlandı. Darıca'da araştırma hastanesi, tabelada araştırma. Başhekimin düşünsün, onunla ilgili durum daha ayrı bir şey. Onu sağlıkçılarla görüşmemiz lazım. Dolayısıyla hastane şey bir tarafta, bir de daha ufak bir şey var. Hastaneden önce küçük çaplı tedavileri uygulandı. Hatta devletin özellikle Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerine vermiş olduğu kanser taramadan tutun. Yani böyle geniş çaplı ve her mahallede uygulanması gereken sağlık ocakları. Çayırova'da kaç tane sağlık ocağı var? Kaç tane mahalle var? Kaç nüfus var? Her sağlık ocağına kaç nüfus düşüyor? Bir sağlık ocağına yaklaşık 3-4 bin kişi geliyor. Normalde standart o sağlık ocağının sıkı bu işi yapabilip kanser tedavilerine zaman ayırması gerekmiyor mu?
biz sağlık ocaklarında doğru düz bir ara kan alıyorlardı, o iş bile çok zayıfladı. Çünkü sağlık ocakları tıka basa doluyor. Ben oradaki aile hekimlerine üzülüyorum. Acaba nefes almaya zamanları var mı? Saatlerce bekledikleri sıralar var, bir sürü şey var. Sağlık ocakları yetersiz Çayırova'ya. Daha bizim Çayırova'ya en az 3 tane sağlık ocağı gerekiyor. En az 3 tane. 3 tane daha sağlık ocağı yapmamız lazım. Ben bunu Sağlık Bakanlığı'na soruyorum. Nerede bu sağlık ocakları? Ama bizim burada sağlık işlerini belediye takip ettiği için Sağlık Bakanı çok rahat Çayırova ilçesine uğramasına gerek yok. Sevgili başkan, yani sağlık ocakları ile alakalı öyle bir handikap, öyle bir sıkıntı var. Çünkü bölgemiz ciddi anlamda nüfus alan yerlerden birisi. Özellikle Akse Mahallesi, şimdi özellikle Akse Mahallesi'nin aşağısındaki işte Şempiric'in yerleri, Ağaçlar Tepesi'nin bulunmuş olduğu yerler ciddi anlamda konut potansiyeli, insan potansiyelinin olduğu bölge. Yani eşim de aile hekimi uzmanı olduğu için ondan dolayı biraz da işin içinde o yüzden söyleyeyim. Doğal olarak ülkemizdeki ciddi nitelikli doktorlar gitmeye başladı. En büyük sıkıntı bu. Yani giderlerse gitsinler mantığındaki bu ülkenin yetişmiş olduğu değerlere bu şekilde ifade edersen giderler. Çünkü bir doktorun yetişmesi oradaki o diğer bölümlerden en masraflı ve en zahmetlidir haliyle. Biz o doktorların yetişme şartlarını bildikten sonra onları korumak ve sahiplenmek zorundayız. İşine geldiği zaman pandemide doktorlarımızı alkışlıyoruz diyeceksin. Ondan sonra da işine gelen gidebilir deme lüksümüz yok. Onlar bizim değerlerimiz. Bittikten sonra söylediler. Yani doktoru döven adamı alkışlar hale geldik ya. Bu bir utanç verici bir olay. Yani geldiğimiz noktayı görebiliyor musun? Kesinlikle. Şimdi buradan şunu atlayacağım. Son olarak bağlayacağım. Evet, Çayırova için söylenecek çok söz var ama kendi ülkemizin geleceği açısından demografik yapının değişmesi bakımından bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ondan sonra da sözlerime o şekilde son vereceğim. Çünkü zamanı açtığımızı farkındayım. Özellikle bu Orta Doğu'da gelişen olaylardan dolayı bizim ülkemize ciddi anlamda sığınmacı geldi ya. Davet ediliyor. Şimdi buradan şunu geleceğim. Bu sığınmacılar geldi ya, sanki huzura ermiş gibi. Doğum oranı 5.3 sevgili başkan. Doğumdaki artış oranı. Hızlı kimlik değişimi. Bizim kendi ülkemizdeki doğum nüfus artışı ise 2.1-2.2'lerde. Herhalde 25-30 yıl sonra büyük ihtimalle sığınmacılar Türkler olacak. Yani bu noktaya geliyoruz. Kesinlikle. Asıl bizim için en büyük strateji ve en büyük kaygı bu olması lazım. Sen Orta Doğu'nun sığınma kampı gibi Türkiye'yi odaklandırırsan yakında bizler yabancı noktasına geleceğiz. Pasaport aldık. Bu Çayırova falan özelinde değil, bu Türkiye'nin bir gerçeği haliyle. Yani bu Türkiye'yi hepimizin, gidecek başka bir yerimiz yok. O yüzden bu değerlere bu ölçekte bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet sevgili Salih abi, güzel bir program oldu. Ciddi katılımlar var ama biz gerçekten Çayırova'yı daha bitiremedik aslında. Son rezerv yasası da evet rezerv demiştik değil mi? Evet. Rezerv yasasında anlatılan başka bir şey de gerçekten kimlikleştirilmesinin dışında bu ülkede konutların tamamen bazı insanların elinden çıkmasının da önü açılıyor. Dolayısıyla ülkede mülk dediğimiz var ya, mülkümüz. Mülksüzleştirilme önünü kim kapatacak onu düşünüyoruz. Mülksüzleştirmenin önü açıldı. Gelecekte Türkiye bir İsrail problemi yaşadı ya, Filistin. Biz de yaşamayacağız inşallah. Çünkü zaten ülkemizdeki güzel alanların tamamı bir şekilde önlendi. Belki de bu sefer de mülksüzleştirilme yasasıyla o arazilerin boşaltılıp belirli bir zaman aralıklarında farklı kimliklere peşkeş çekilmesi bu ülkenin İsrail'in yaptığı zulümlerin aynısını Türkiye'de başkalarının yapmasının önü açılıyor. Bununla ilgili bizden uyarması ciddi anlamda bu TBMM'de konuşulan bir konu ve bunun ciddi devam edip biraz daha halka yansımasının ne olacağını her yerde konuşulmalı.
Mülksüzlüğün önü açıldı, mülksüzleştirilme devam ediyor. Rant, elinizdeki bütün size ait gece kondunun bile alınabileceği durumları unutmayın. Hani savaş alanında, savaş anında seferberlik yasası vardır. Elinizdeki araçlar dahi devletindir. Seferberlik ilanında evet, onlar devlet niteliği, devlet için kullanılacak. Burası hoş ama bu yasa da onun bir benzeri gibi istedikleri her şeyi kanunlar çerçevesinde altına sığdırdıkları farklı maddelerle elinizden almanın önü açıldı. Bunu itiraz edeceğiniz makamlar dahi kalmadı. O yüzden gerçekten hak, hukuk, adaletin cidden sağlanması için, demokrasinin sağlanması için önümüzdeki yerel seçimlerde herkes elini vicdanına koysun. Yasalar niteliğinde halka sunulan bütün hizmetlerin asıl sebeplerin ne olduğunu, rantın niye yapıldığını iyi düşünerek adaylarınızı ona göre seçin. Yoksa yarın artık biz sığınacak dalımız yok. Belki herkesin sığınacağı bir ülke var ya, Türklerin Türklerden başka dostu yoktur. Yıllarca söylendi ve biz bunu tekrar söylüyoruz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan her kim olursa, her ne vatandaş neyi düşünürse düşünsün. Burada laiklik de doğru, dinle devlet işleri ayrı. O yüzden bizim dinimiz, dilimiz değil, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, misak-ı milli sınırları hiç vazgeçilmemesi gereken unsurlar. Lütfen bunları hiç unutmayalım. O yüzden her seçim bu ülkenin kaderini oynayan bir takvime dönüşmesin. Gün geçtikçe ülkemizin nereye gideceği korkulur ana geldi. Paraların zor verildiği ama çok rahat alındığı bir ülke olduk. Ekonomi yok, hiçbir şey yok. Savunulacak adalet mekanizması yok. Adalet mekanizmasını savunanlar da gitti. Onlardan da korkuluyor. Ben şunu da iyi hatırlıyorum. Doktorları gönderdiğimiz gibi yıllar önce Türk Hava Yolları'na, düşünün, milli Türk Hava Yolları'nın pilot bulamadığı zamanlar da oldu. Şimdi o zaman silahlı kuvvetlerden, Türk Hava Kuvvetleri'nden pilotlar gidiyor. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri'nde de pilotlar azalıyor. Sonumuzu Allah hayretsin. Türkiye Cumhuriyeti'ne uzun Atatürk'ün mirası, Ulu Önder'in mirası. Yarın da bu arada 24 Kasım Öğretmenler Günü, çok önemli bir gün. Öğretmenlerimiz bu ülke için çok önemli. Unutmayın, öyle padişahlar vardı ki öğretmenlerin dedikleri lafın üstüne laf söylemezlerdi. Bugün öğretmenleri tınlayan yok. Öğretmenler öğrencilerden şiddet uygulanıyor. O yüzden lütfen öğretmenlerimizi koruyalım. Yarınki Öğretmenler Günü tüm yurdumuzdaki yaşayan öğretmenlerimizi kutluyoruz. Gününü gerçekten, hani Atatürk'ün dediği, yeni nesil sizin eseriniz olacak demiş ya. Bundan sonraki ülkemizin geleceği sizin elinizde. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Salih abi, son sözlerini alalım. İyi akşamlar diliyoruz. Programı kapatacağız. Elbette. Evet, 24 Kasım Öğretmenler Günü, bizleri yetiştiren, emek veren bütün değerli hocalarımızın ellerinden öpüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için yapmış olduğu vesile arkadaşları, emektarları, onları bir defa anmak gerekiyor. Ama birkaç konu daha vardı. Onları bölgemizde mutlaka insanların bilinçlenmesi ve ona göre yorumlaması açısından da birkaç konu daha vardı. Onları bir reysaş gerçeğini açıklamamız lazımdı. İşte Çayırova Belediyesi'nde bağış adı altında, evet, bağış adı altında bir takım sürekli ödemeler istendiği, sürekli iddialar, zorunlu ciddi bağış, anlamda iddialar, zorunlu bağışlar, bunları ispatlı olarak bir sonraki, eğer en yakın zamanda bir programda alıyoruz. Bir sonraki programda davet ederseniz ispatlı olarak davet daha ifade. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Siz o başlıkları söyleyip unutmazlar. Evet, zorunlu bağış, projelerin imzalanması karşılığında verilen bağışlar, yoksa imzalanmayacak. Bunlar da ciddi. Yayın da bitti. Pardon, geri geldi. Evet, bir sonraki yayının sözünü aldık. Salih Bey'le, çünkü yayınımız bitmedi. Çayırova geniş bir ilçe. İlçemizde sorunlar çok. Ve seçim öncesi bu konuların gerçekten konuşulması gerekiyor. Ona göre sizleri yönetecek ilçe belediye başkanımızı seçilmesi noktasındaki kriterler sizlerin anlatılacak sözlerden sonra oluşması için biz sizlere yardımcı olacağız. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz.